Eskişehir Net'ten herkese iyi akşamlar. Haber 8 ile karşınızdayız. Bugün 2 Kasım günlerden Salı. İlk haberimizle başlıyoruz. Eskişehir'de çift sıra park edilen araçlar trafiğin sıkışmasına yol açıyor. Araç yoğunluğu ile bilinen şehirlerin başında gelen Eskişehir'de denetimlere rağmen araçların çift sıra haline park edilmesinin önüne geçilememesi trafiğin sıkışmasına yol açıyor. Eczane ve dükkanlardan alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar araçlarını sokak üzerine çift sıra halinde park ederek trafiğin yoğunlaşmasına neden oluyor. Kırmızı Toprak Mahallesi Ercan Sokak, mahallenin en geniş sokaklarından biri olmasına rağmen çift sıra park nedeniyle zaman zaman trafiğin sıkışıklığı yaşanabiliyor. Yunus Emre Devlet Hastanesi, 2 Eylül Hizmet Binası girişinin yer aldığı sokakta yaşanan trafik sıkışıklığı vatandaşlardan da tepki çekiyor. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi kimya ve tıp alanlarında ilk 1000 üniversite arasına girdi. En iyi üniversiteler sıralamasına göre Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi dünya üniversiteleri sıralamasında tıp ve kimya alanlarında ilk 1000'e girdi. Tıp alanında dünyada 835. küresel araştırma itibarı alanında 654. Türkiye'de 13. sırada yer aldı. Kimya alanında da dünyada 885. sıraya yerleşti. Ayrıca Osman Gazi Üniversitesi en iyi Asya üniversiteleri arasında 515. en iyi Türk üniversiteleri sıralamasında da 39. sırada yer aldı. Eskart başvuru, bakiye yükleme ve vize işlemleri online yapılabilecek. Büyükşehir Belediyesi ve Estram'ın web sitesi üzerinden gerçekleştirilecek olan işlemler vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak. Vatandaşlar vize ve bakiye yükleme işlemlerini internet üzerinden hemen yapabilecekler. Online başvuru, yükleme, online vizeleme ve HES kodu kayıt işlemleri 7/24 web site üzerinden kolaylıkla yapılabilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen 2021 Sanat İnsanı ödülünü aldı. Her yıl 15 Nisan'da kutlanan Dünya Sanat Günü etkinlikleri kapsamında pandemi nedeniyle 1 Kasım'da gerçekleştirilen törende Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen 2021 Sanat İnsanı ödülü aldı. Önceden belirlenen programı nedeniyle törene katılamayan Başkan Büyükerşen'in ödülünü Dünya Plastik Sanatlar Derneği ve Türkiye Ulusal Komitesi Başkanı Bedri Baykam, Eskişehir'i dünya çapında örnek bir üniversite kenti haline getiren vizyoner kimliği için Büyükşehir Belediye Başkanımız Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen'e sevgi, saygı ve teşekkürlerimizle sözleriyle Tuluğan Tekelioğlu'na takdim etti. Ödülü Başkan Büyükerşen adına almaktan gurur duyduğunu dile getiren Tekelioğlu, Yılmaz Büyükerşen hayal ettiği kenti yeniden var ederek imkansızı mümkün kılan biri. Biz onu bir efsane olarak biliyoruz ve sonsuza dek öyle kalacak dedi. Bu yıl ikincisi düzenlenen Eskişehir Başarı Ödülleri 7 Kasım'da Kent Palas'ta sahiplerini bulacak. Eskişehir'in en görkemli gecesine 5 gün kaldı. Aylar öncesinden başlayan organizasyonda 54 kategoride ödüllerin verileceği gecede 40 kategori halk oylamasına açık olacak. İki aşamalı halk oylaması ve jüri değerlendirilmesi sonucu ödüller sahiplerini bulacak. İlkinde olduğu gibi Özge Ulusoy ve Soner Yüksel'in sunacağı etkinlik Eskişehir cemiyet hayatının tanınmış isimlerini bir araya getirecek. Geceye katılım 800 kişiyle sınırlı olacak. Bu muhteşem törene tanıklık etmek isteyenler biletlerini sponsor firmalardan, web sitesi üzerinden ya da telefonla arayarak temin edilebilir. Yeni Yol Okulları Yelken Takımı Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışı'ndan 3 kupayla döndü. Yeni Yol School Sailing Team 29, 30, 31 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen yelkenli yat yarışlarına katıldı. Yeni Yol Okulları organizasyona Anadolu'dan katılan ilk ve tek lise oldu. Birinci gün Cumhuriyet Kupası'nda saniyelerle ikinci olan ekip, ikinci gün gerçekleştirilen Mavi Vatan Kupası'nda da aynı performansı göstererek ikinci oldu. Son etap olan Barbaros Hayrettin Paşa Kupası'nda ise yarışı geride takip eden Eskişehir ekibi etabı ikinci sırada bitirmeyi bildi. Gezgin Ağ kategorisinde 19 takım arasında 3 yarışta da ikinci olarak 3 kupa alan gençler, Overall kategorisinde de 42 takım arasından organizasyonu 4. sırada tamamladı. Okul yönetimi, şehrimizi ve okulumuzu en iyi şekilde temsil eden yelken takımımızı tebrik ediyor. Gençlerimizin kısa sürede bu seviyelere gelmesinde emeği çok büyük olan Cüneyt Malkoç'a ve koçumuz Batuhan Malkoç'a teşekkür ediyoruz. Takımımızın başarılarının devamını diliyoruz dedi.
Sıfır araçları taşıyan tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası 7 araç kullanılamaz hale geldi. Bursa-Ankara karayolu üzerinde İnegöl'den Eskişehir istikametine seyir halinde olan sürücü Şerif Özcan yönetimindeki sıfır araçları taşıyan tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü aracı yol kenarına park ederek durumu ekiplere bildirdi. Yangın nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Zorlukla yangın yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yarım saatte söndürdüler. O sırada sıfır araçlardan biri yanmaktan son anda kurtarıldı. Araçların yandığını gören sürücü, araçların yanına gitmek isteyince ekiplerce zorlukla sakinleştirildi. Kullanılamaz hale gelen araçların piyasa değerinin 3 milyon TL olduğu öğrenildi. Ulaşıma kapanan karayolu, 1 saat süren çalışma sonucu açıldı. Karacahisar Kalesi'nde bulunan tarihi eserler bilimsel çalışmalar için titizlikle hazırlanıyor. Karacahisar Kalesi'nde sürdürülen arkeolojik kazı çalışmaları esnasında bulunan tarihi eserler, kalenin yakınında kurulan kazı istasyonunda restorasyon, çizim ve fotoğraf aşamalarından geçirilerek bilimsel çalışmalar için hazırlanıyor. Sikke, seramik, okucu, yüzük, küpe, lüle, ağırşak gibi buluntular kazı istasyonuna getirilerek aşamalardan geçiriliyor. Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi ve kazı başkanı Hasan Yılmaz Yaşar, bulunan her eserin ilgili uzmanlar tarafından değerlendirildiğini vurgulayarak, arkeolojik kazılar, uzun soluklu çalışmalar ve kazı ekibinin çalışma alanının kalitesi son derece önemli. Son dönemde önemli arkeolojik bulguların yanı sıra bizim için anlamlı gelişmelerden bir tanesi, Eskişehir Valiliği tarafından yaptırılmış olan İç dizaynı ve donanımı Anadolu Üniversitesi tarafından tamamlanan çalışma istasyonu oldu. Daha kurumsal, temsili yüksek ve konforlu bir çalışma alanına sahip olduk ifadelerini kullandı. Bu haberimizle birlikte Haber 8'in sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.